Seçmek gerek de yok. Ben nasıl istersen seç. Gerek de yok. Bunu aldıysa kapatayım ben. Tabii. Hoş geldiniz. Ben Gönül Yonar. Dil ve Edebiyat Derneği'nin konuğu olarak bugün huzurlarınızdayım. Ses geliyor yeterince değil mi? Benim ses tonum biraz düşük ama nasıl olsa az kişiyiz. Tamam hocam. Mekan da güzel. Dil ve Edebiyat Derneği'ne öncelikle teşekkür ediyorum. Hem ilk toplantıyı açmış olmanın verdiği heyecanla hem de bundan sonraki çalışmalara büyük bir iştiyak oluşturması açısından böyle İstanbul'un en ünlü semtlerinden birisinde, çok güzel bir mekanda, tarihi dokusu ve tarihi kokusu çok yüksek olan bir mekanda konuk olmaktan dolayı da ayrıca onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün biz ne konuşacağız? İstanbul'un çok güzel bir havası olmasına rağmen buraya kadar gelip beni dinlediğinize göre size çok ilginç şeyler söylüyor olmam gerekir ki sizi burada tutabilelim. Bunun için de teşekkür ediyorum ayrıca. Benim master konum 2000 sonrasında yayınlanmış olan ve konusunu Siyer'den alan romanlarda peygamber tasavvuru idi. Yani Hazreti Peygamber 2000 tarihinden sonra yayınlanmış romanlarda nasıl anlatılıyordu? Yazarlar nasıl bir Hazreti Peygamber tasavvuru çizdiler okurlara? Bunu incelemek istedik. Fakat incelemelerimiz esnasında Hazreti Peygamber'in anlatılmasından ziyade Hazreti Peygamber'in etrafında Ehl-i Beyt'e mensup olan kadınlar vasıtasıyla bir peygamber algısının anlatılmaya çalıştığını gördük. Bu ne demekti? Demek ki bizim yazarlarımız doğrudan Hazreti Peygamber'i roman tarzında anlatmayı tercih etmemişler. Bunun asıl nedeni nedir diye sorduk. Hazreti Peygamber'in benden sadır olmayan bir sözü bana nispet ederek anlatan cehennemdeki yerini hazırlasın hadisinden hareketle romanlarımızın biraz tedirgin olduklarını, biraz çekimser davrandıklarını Hazreti Peygamber'i doğrudan anlatmak konusunda bunun yerine Ehl-i Beyt kadınlarını yani Peygamber'in etrafında konuşlanmış kadınları anlatarak belki Peygamber'in hayatını Müslümanların hayatına doğru akıtabiliriz düşüncesiyle peygamber hanımlarını anlatmaya başlamışlar. 2000'den sonra olmuş. Bu neden 2000'den sonra olmuş? 2000'den önce Müslüman yazarlar, yani belli bir hassasiyeti olan muhafazakar yazarlar roman kavramına pek sıcak bakmamışlar. Çünkü roman kurgusal bir şeydir. Siz bir roman yazmak isterseniz gerçeğin içine birçok kurguyu eklemek zorundasınız. Olmayan şeyleri eklemek zorundasınız. Hele bunu kutsal bir kişinin konusu olduğunda nasıl yapacaksınız? Bir peygamber söz konusu olduğunda nasıl yapacaksınız? Söylememiş bir sözü nasıl aktaracaksınız? Yaşanmamış bir olayı nasıl kurgulayacaksınız? Fakat yazarlar bu konuda eğer biz sahabe kadınlarını anlatırsak belki bunu aşabiliriz diye düşünmüşler. Şimdi biz bu çerçevede bu romanları incelediğimiz zaman oldukça problemli mevzulara temas ettiklerini gördük. Şimdi ben size hangi romanları, belki bu romanları okumuş olanlarınız vardır. Var mı acaba bu romanları arkada gördüğünüz romanlardan okuyanlarımız ya da böyle aşina olanlar var mı acaba? Ben Sibel Arslan okudum. Okudunuz. Bu çok daha iyi. Çünkü ben konuşurken sizin kanaatlerinizi de almaya çalışacağım. Çünkü çok farklı bir eleştirel noktadan bakacağız biz mevzuya. Bu nedenle okumamış olmanız oldukça önemli. Şimdi ben baştan itibaren hareket ettireceğim bunları zaten. Şimdi bu romanlarda bir takım kadın profilleri ortaya çıkıyor. Mesela Hazreti Hatice. Hazreti Hatice anlatılırken acaba ne kadar Müslüman kadının hayatına dokunabilmiş? Ne kadar Türk toplumunun hayatına dokunabilmiş? Romancılar neyi amaçlamışlar? Hazreti Hatice'yi anlatarak neyi amaçlamışlar? Çünkü bu romanlar mesela Hazreti Hatice ile ilgili en az 8 tane roman var.
bir kişi düşünün, Allah Resulü'nün hayatına 25 yaşında dahil oluyor ve Allah Resulü 25 yaşındayken onun hayatına dahil oluyor ve çok kısa bir süre sonra vefat ediyor. O kişinin ne kadar geniş bir hayatı olabilir ki romancılar 8-10 tane 350-400 sayfalık romanlar üretebilmişler. Hazreti Hatice ile ilgili bize ne aktarılabilmiş? Bu oldukça önemli. Bir defa en başta evli ve dul kadın profilinin ortaya çıktığını görüyoruz biz. Bu oldukça problemli bir profil. Hazreti Hatice normalde ilk evliliğini biriyle yapmış. Bu evliliğinden iki çocuğu olmuş. Ardından vefat ile sonuçlanmış bir ayrılık var. Yani ilk eşi vefat etmiş. Çok kısa bir süre sonra Hazreti Hatice biliyorsunuz çok zengin varlıklı bir kadın. İkinci bir kişiyle evlenmiş. İkinci bir erkekle evlenmiş. Atik adında bir kişi olduğunu söylüyor kaynaklar. Fakat bir süre geçimsizlik yaşamışlar. Atik'in yoğun şiddeti karşısında Hazreti Hatice kendi isteğiyle bu kişiden ayrılmış. Bir boşanmayla gerçekleşen ayrılık var. Bu kişiden de iki çocuk olmuş. Yani Hazreti Hatice 4 çocuklu. Başından iki evlilik geçmiş bir kadın. Zengin ve 40 yaşında bir kadın. Ve 25 yaşındaki Hazreti Peygamber'i güzel ahlakından dolayı, bir iş isteğinden dolayı kendisi ona iş teklif ederek ve arkasından da bu iş teklifinin evliliğe dönüşmesiyle gerçekleşen bir evlilik hayatı var. Romanlarda böyle bir şey yok. Romanlarda Hazreti Hatice'nin iki kez evlenmiş olması, iki artı iki çocuğunun varlığı tamamen gizlenmiş, üstü kapatılmış. Sadece böyle cümle bazında işte ilk evliliğinden iki çocuğu vardı, ikinci evliliğinden mutsuz oldu ve ayrıldı gibi böyle son derece basit cümleler kullanılmış. Fakat hemen bu ifadelerin ardından çok enteresan bir şey yüceltilmeye çalışılmış. O da kadının bekareti konusu. Şimdi Hazreti Hatice profiline bakıyorsunuz, bu ifadeyle örtüşen bir durum yok ortada. Bir kadınlık hali çünkü. Gökyüzünün henüz duvağı açılmamış bakiresi, el değmemiş bembeyaz bakire kadın. Şimdi bu bir saptırma mıdır? Saptırmadır. Peki neden bu saptırmayı yapıyor yazar? Bütün Hazreti Hatice yazarları. İstisna yok burada, yanlış anlaşılmasın. Hazreti Hatice'nin bir kadın profili üzerinden bekaretini yücelterek bir peygambere layık olma sıfatını bekaretle özdeşleştirme kavramı var. Peki bunu okuyan okuyucu Hazreti Hatice'nin gerçek profiliyle karşılaşabilir mi? Karşılaşamaz. Çok yoğun bir saptırma var burada söz konusu olan. Bekaretin yüceltilmesi, peygambere layık bir kişinin şöyle şöyle olması gerekir üzerinden Hazreti Hatice'nin hayatının bir kısmının üzerine kapatılıp konunun saptırılması var. Peki burada okuyucu ne anlayacak? Biliyorsunuz günümüzde özellikle son dönemde kadınlara karşı negatif bir ayrımcılık, kadın cinsine, toplumsal cinsiyete karşı çok ön yargılı bir kavram var. Bizim doğudaki insanlarda ise, doğu vatandaşlarımızda ise evli olup ayrılmanın, evlenip tekrar bir başkasıyla ayrılıp tekrar bir başkasıyla evlenme vesaire gibi kavramların sürekli kadını indirgeyici bir profil olduğunu görüyoruz. Biz hepimiz biliyoruz. Ben de doğuluyum. Bizim Türkiye genelinde böyle bir şey var. Ne yüceltilir? Normalde yüceltilen şey burada romanlarda ifade edilen kavramın yüceltildiğini görüyoruz. Mesela yaşı ilerlemiş bir kızın evliliğine bakarsanız, işte diyelim ki 50 yaşında, 55 yaşında bir kızın evlenmesi söz konusu olsun, en önemli şeyi ifade edilir görücüye aktarılırken, o da bu bahsettiğimiz mevzudur. Yani kadının indirgenmiş toplumsal rolleri bu romanlar vasıtasıyla maalesef pekiştirilmiştir. Bunun özelinde ise Hazreti Hatice'nin hayatının bir kısmının hakikati üzeri örtülmek suretiyle topluma aktarılmıştır.
Peki bu evli ve dul kadın profilinin Hazreti Ayşe'deki karşılığı ne olabilir acaba? Çünkü Ayşe küçük yaşı 7 yaşında ya da belli bir rivayetlere göre 9 yaş, 8 yaş, 16, 18 yaş. Hazreti Ayşe'de neler var? Hazreti Ayşe'nin ise bakir olması aşırı derecede abartılmış. Ben hadis kitaplarına da baktım. Acaba bizim maalesef tarih kaynaklarımızda durum nedir diye. Sahih-i Buhari'ye ve Müslim'e geçen kadınların faziletleri başlığı altında kadının bakire olması bir fazilet olarak geçiyor maalesef. Bunu alanın, bu konuyu alanın ilgililerine tevdi ederek birçok insanla da görüştüğümde bunlar problemli konular, daha sonra yavaş yavaş inşa olmuş konular, çok da bu tür şeylere takılmayın diye bir cevap almıştım. Ama biz kadınız işte, hani kadın toplumda sorgulamazsa o toplum gerçekten düzelmesinin karşılığını biz bugün görüyoruz. Biz sorgulamazsak, biz açıp bakmazsak, okumazsak bu tür şeyler ataerkil bir zihniyetle, erkek egemen bir zihniyetle sürekli devam ediyor. Hazreti Ayşe'nin yüceltilmesini biz bu romanlarda da bu özelliğiyle görüyoruz. Halbuki Hazreti Ayşe'nin yüceltilince daha ne çok yönü var, biz bu yönüyle yüceltildiğini görüyoruz. Hatta uydurma bir hadis ile bu desteklenmiş. Hadis şu, bu konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Hazreti Ayşe bir gün Hazreti Peygamber'e soruyor, diyor ki, bir sürünün başında, bir vadinin ortasında olsan, sürünü vadinin otlatılmış yamacında mı doyurursun, yoksa kimsenin daha evvel otlatmadığı yamacını mı tercih edersin? Hazreti Peygamber'e atfedilen cevap, elbette ki kimsenin otlatmadığı yamacı tercih ederim. Hazreti Ayşe ise buna karşılık şöyle diyor. Evet diyor, işte o kişi Ayşe'dir, benim diyor. O kimse ki benim, o kimse ki el değdirmediği gümrah yamaç olarak Ayşe'yi tercih etti diyor. Burada da yine bekaretin son derece yüceltildiği bir kadın profili görüyoruz. Bekaretin yüceltilmesinin en temelinde ise Hazreti Hatice'nin yapmış olduğu evliliklerin bu topluma çok uymayan tercihler olduğu üzerinedir. 25 yaşlarında erkek evladı olan var mı aranızda? Sizin mesela. Misal sizin. 25 yaşında bir erkek evladınız var. Bir gün eve geldi. Ve dedi ki anne ben evlenmek istiyorum. Pardon. Biri benimle evlenmek istiyor anne dedi. Ben evlenmek istiyorum değil. Biri benimle evlenmek istiyor. Kimdir dediniz? Dedi ki valla bir evlilik geçirmiş, ondan iki çocuğu var. Siz şok, yani kriz geçireceksiniz. Dedi ki bu kadarla yetinmiyorum anneciğim, bir haber daha var. İkinci bir evlilik geçirmiş, o da boşanmayla sonuçlanmış. Aman yarabbim, facia. Hani birinciye hak vaki olmuş da ikinci korkunç, boşanmışlar. Bundan da iki çocuğu var. Ve işin daha ilginç tarafı, ben onunla evlenmek istemiyorum, o benimle evlenmek istiyor. Bana diyor ki, malım çok, malımın başına geçecek güvenilir bir adam arıyorum diyor. O nedenle malını bana emanet edecek ve ben o kişiyle evlenmek istiyorum diyor. Ne yaparsınız? Bir Türk kadını olarak, Türkiye'de yaşayan, yani herhalde krizden hiç ağzınızı açmazsınız. Bu konuda çok kısa söz alacağım, marka almak istemiyorum. Tabii. Bir gün eşime dedim, 5 tane çocuğuma azıcık yardım et, Hazreti dedim, Ömer Bey eşime yardım ediyormuş, dedim, ne yapayım, o dedi Hazreti Ömer dedi. Şimdi bu konuda da ne yapayım? O Hazreti Hatice, o da Hazreti Peygamber deyip geçiştirebiliriz bir Türk olarak. Başka bir şey diyemem yani. Evet, evet. Biz beklerdik ki bu romanlar bizimle özdeşleşsinler. Evet. Hatice profili bana bir şey anlatsın. Çünkü biz 2000'den sonra çok Müslümanlar olarak çok büyük kırılmalara düçar olduk. Biz isterdik ki Hazreti Peygamber eşlerimize bir örnek olabilsin. Orada romanlarda çok öyle cümleler var. İşte mübarek kadınların en mübareğiydi. Bana ne yansıyor? Eğer siz bu romanları bana bir rol model oluşturmak amacının dışında bir amaçla yazabiliyorsanız zaten benimle bu kadınlar arasındaki mesafeyi, var olan mesafeyi daha da açıyorsunuz demektir. Bakın işte oğlunuzun böyle bir kadın tercihine biz ne deriz? Romanlar, romancılar da bu mantaliteden yaklaşmışlar. Hazreti Hatice'nin bu özelliklerini, bu hayatını, üstünü kapatırsak eğer bize daha yakın olur diye düşünmüşler. Halbuki bir gerçek var ki Hazreti Hatice
bu iki evliliğini yaptıktan sonra 25 yaşında malının hakimiyetini ona verecek kadar Arap toplumunda cesaretle bir erkeğe evlilik teklif edebilecek bir cesarete sahip bir kadın demektir. Bu profili bizden uzaklaştırmış bu romanlar. Neden? Eğer bu cesaretli kadını ortaya koyarsak en başta zaten erkekler tepki verecek. Kadınlar da biraz erkeklerin düşünce dünyasının dışına pek çıkmaktan yana değiller. İşte siz bir anne olarak bağrınıza basabilir misiniz o gelini? Bir kadın olarak dahi basmak çok zordur Türk mantalitesinde. Ama Arap toplumunda bu son derece normal. Birazdan da örneklerini vereceğim. Arap mantalitesi ile Türk mantalitesi, yani Türk aklı arasında devasa bir fark varken bizler o yönleri kapatarak, bize yakın olabilecek yönleri kapatarak bize uzak olan yönlerle aramızı son derece açmış durumdayız. Hazreti Ayşe'de de durum bu olmuş maalesef. Birazdan ilerleyen dakikalarda Hazreti Ayşe'yi nasıl daha fazla bizden uzaklaştırmışlar onu da anlatacağım size. Anne profili var. Bu kadınların anne profilleri acaba bize nasıl yansıtılmış? Bizim Türk toplumunda anne çok önemli bir figürdür biliyorsunuz. Toplumun temel yapı taşıdır. Hazreti Hatice'nin bildiğiniz gibi 4 tane eşi var, çocuğu var ve Hazreti Peygamber'le evleniyor. Arkasından ihtiyaç sahibi olup da çevresinde maddi olarak mağdur durumda olup konağına aldığı toplam 10 çocuk var. Siyer kaynakları bize bu bilgiyi veriyor. Yani sizin 4 çocuğunuz var, kendinizle özdeşleştirin Hazreti Hatice'yi ve etrafınızdaki 6 çocuğu dahi, komşunuz 6 çocuğu da aynı zamanda himayenize alıyorsunuz. Onun okuludur, yemesidir, içmesidir, hatta barınması. Çünkü konağın içine alınmış çocuklardan bahsediyor siyer bilgileri. Romanların hiçbirinde böyle bir ifade yok. Sadece bir romanda konağın içindeki 10 çocuğu yetiştiriyordu gibi bir ifade var. Tek bir cümle. Aslında buradan bize nasıl bir örneklik çıkabilir sizce? Buyurun. Çok ihtiyacımız var. Ben bu romanları incelerken en öfkelendiğim konu bu olmuştu. Allah Resulü'nün etrafında var olan kadınlar bizim için bir prototip aslında. Bir örneklik. Ama hangi bakımdan? Romanlarda hep onu arıyorsunuz. Hazreti Hatice malını mülkünü hep verdi deriz değil mi? Vefat ederken çok az eşyası vardı. Çok zengin bir kadındı. Hep İslam için verdi deriz değil mi? Bu romanlarda insan bunu görmek istiyor. Gerdanlıklarını nereye vermiş? Altınları nereye vermiş? Birazdan göreceğiz nereye vermiş. Tek bir cümle var. Malını, mülkünü Allah Resulü uğruna bunu ben de kurarım. Bunu siz de kurarım. Nereye harcadı bu kadın? Yani siz banyosu ile yatak odası ile terası arasında sürekli gidip gelen bir Hatice'yi bu kadar detaylı anlatırken malını mülkünü nereye verdiğini anlatmıyorsunuz bize. Ya da o 10 tane işte siz bugün Türkiye'deki bizim bizzat şahit olduğumuz, kendi lisanınızdan şahit olduğumuz bir örnekliği anlatıyorsunuz. Ben bunu yaptım diyorsunuz.
Asırlar öncesinden örnek verilirken bunun anlatılması çok mu zor? Kurguyu yapın, orada yapın işte. Oradaki kurgu masumdur, orada kurgu yapın. Şöyle bir insan vardı diyeyim, hiç olmamasına rağmen. Şöyle bir genç oğlan vardı, şöyle bir genç kız vardı. Şöyle şöyle yaptı, şöyle baktı. Şu ihtiyacını giderdi, şu sebeple konağını aldı. Hiçbir şey yok. Tek bir cümle. 10 tane konakta çocuk var, o kadar. Yani sizin burada mevzu etmeniz bizim her birimiz için çok çok önemli. Bu kadar ben merkezci, bu kadar benim oğlum, benim kızım, ölümlere karşı, kazalara karşı bu kadar ahiret duygusundan kopmuş insanlar olarak, o benimdi, neden benim başıma geldi, emanet kavramını unutmuş insanlar olarak, bu örnekler, yani kapı komşumuzun örneği, hayatın içinde canlı kanlı örnekler bizim için çok çok değerli. Maalesef romancılarımız bu konuda bize asırlar öncesinden en mübarek kabul ettiğimiz insanlar hususunda böyle bir örneklik çok yansıtamamışlar. Dediğim gibi evdeki hem o 4 çocukla hem de evdeki o 10 çocukla Hazreti Hatice'nin ilgilenmesi konusunda hiçbir veri yok romanlarda. Okuyan arkadaşlar bu konuda paylaşabilirler neyi bulup neyi bulamadıklarını, kendilerini ne kadar tatmin ettiğini, ne kadar ne aradıklarını ne bulamadıklarını bana anlatabilirler. Burada paylaşabilirsiniz, çok memnun olurum. Gelelim çok çok problemli bir mevzuya. Bu konuda ben çok eleştiri aldım ama direnerek eleştirilerime devam edeceğim. Kıskanç kadın profili. Allah Resulü'nün etrafında var olup da kıskanç kadın olabilecek kim olabilir sizce? Ayşe, Hazreti Ayşe değil mi? Hazreti Ayşe küçük yaşında olmasına olmasıyla birlikte Hazreti Peygamber'e karşı çok aşk dolu olmasından dolayı müthiş bir kıskançlık. Peki ömrünü sizce öyle geçirmiş olabilir mi? Böyle sürekli büyük bir aşk, müthiş böyle sadece ve sadece erkeğe odaklanan bir zihniyet söz konusu ama olabilir mi? Özellikle ben bir tanesini alamadım size, çok problemli bir özellikle bu romanda ve Mehmet Coral'in bir romanı var. Bunlar hep bilimsel olduğu için, yani bilimsel bir araştırmanın sonucu olduğu için isim ve görüntü vermekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Ben onun kapağını unutmuşum galiba. Hümeyra'nın Anıları diye. Yani ismi bile çok böyle hani bilinçli bir okur tarafından tepkiyle karşılanabilecek bir roman. Orada ve şu romanda çok böyle iç içe geçmiş, çok şaşırmıştım. Neden şaşırmıştım? Çünkü Mehmet Coral Alevi bir vatandaşımız. Şii tandansında, Şii kaynaklarından hareketle Hazreti Hatice'yi, Ayşe'yi anlatır. Sibel Hanım'ın Hazreti Ayşe'si ise biraz daha yani genel olarak Sünni bir fraksiyonun kaynaklarından neşet eden bir Ayşe profili çizer. Fakat çok enteresan bir noktada bu iki roman iç içe geçmiş, çok çok şaşırdığım bir noktaydı. O da şu, bir gün şeye geçerler, sefere çıkar Hazreti Peygamber, yanında Hafsa ve Hatice, Ayşe vardır. Develerle giderken o gece Hazreti Peygamber Hafsa'nın devesine iştirak edecektir. Hazreti Ayşe bunu bilir ve bir oyun kurar. Bakın bu iki romanda da sıralama aynen bu şekilde, çok şaşırtıcı. Hazreti Ayşe bir plan kurar. Hafsa'yı kandırması lazım ve devesine onun binmesi lazım. Kendi devesine Hazreti Hafsa'yı bindirip onun devesine de Hatice, Ayşe geçecek ki Hazreti Peygamber o gece Ayşe'yi ziyaret edebilsin. Böyle bir şey kurar gün boyu. Seferde bu insanlar. Savaşa gidiyorlar. Ve gider Hafsa'ya çok güzel sözler söyler. Hafsa'yı kandırır. Hafsa'yı kendi devesine aldırır. Hazırlanır ki Hafsa'nın devesine gitsin. Hatta gider oturur. Fakat bekler bekler Hazreti Peygamber yok. Bir bakar ki Hafsa'nın devesinde Hazreti Peygamber. Gider, Hazreti Peygamber onu bozar.
bu şeyinden, girişiminden dolayı çok bozar. Ve Hazreti Ayşe çok kinlenir Hafsa'ya karşı, çok kıskançlık duygusu içerisine girer. Neden benim gecemi çaldı diye. Çok teşekkür ederim, çok makbule geçti. Pardon. O kadar kıskanır ki ayak direr Hafsa'ya karşı, peygamberimizi de izler. Bu olay hem Mehmet Joral'in Hümeyra'nın anılarında hem de Hazreti Ayşe romanında bu şekilde geçer. Hemen arkasında ertesi gün, ertesi gün ne olur biliyor musunuz? Ertesi gün ilk hadisesi patlak verir. İlk hadisesi Hazreti Ayşe'nin, hepiniz bilirsiniz ama hatırlatacağım, Hazreti Ayşe'nin devesinden kafilenin geri kalması neticesinde aşağı inerek çölde kaybolması ve sahabeden çok mülayim, çok efendi, çok ahlak sahibi, adını hatırlayamadım şu anda, bir kişinin, birazdan hatırlarım, geleceğim çünkü o konuya da, kişinin bulması neticesinde Medine'ye gelirler. Kafileden uzak bir şekilde. Medine'ye girer girmez bazı, tırnak içinde söylüyorum, bu şekilde geçer, kalbinde hastalık olanlar aa derler, bak şunlara, kim bu? Hazreti Ayşe ile gelen kim? Ve Hazreti Ayşe'ye bir iftira gerçekleşir. Biliyorsunuz ayet inene kadar da Hazreti Ayşe'nin masumiyeti kanıtlanamaz. Hazreti Peygamber çok üzgündür bu söylentiden dolayı. Müslümanlar bu söylentiyi yayarlar etrafa. Bir dedikodu, bir iftira. Ayşe ile o kişi arası, Safvan arasında bir şey olabilir, oldu düşüncesiyle bir iftira Müslümanlar eliyle yayılır. Hazreti Peygamber bir ay susar ve bekler. Ve o bir ayın sonunda Hazreti Ayşe der ki, ben babamın evine gitmek istiyorum. Ayet de gelmiyor. Kimse de bana inanmıyor. Babası dahil inanmıyorlar. İnanmamaktan kasıt susmak. Çünkü işaret yok. Hazreti Ayşe'nin doğru söylediğine dair işaret yok. Yaşı da çok küçük üstelik. Ağlayarak babasının evine gider. Ve ayet gelene kadar, yani temizliği, paklığı, günahsızlığı, kusursuzluğu ayetle sabit olana kadar Hazreti Ayşe babasının evinde kalır. Buna İslam tarihinde ifk hadisesi deriz, iftira hadisesi deriz. Hazreti Ayşe'ye yaşı genç olduğu için böyle bir iftira atılır. Hemen bu iki romanda bu olayın arkasından bu mevzu anlatılır. Şimdi siz, Allah muhafaza, bir İslam düşmanı, bir düşünür olduğunuzu tasavvur edin. Bir kadın ki bir gün önce kıskançlığı zirve yapmış ve elde edemediği bir erkeği o gün için kıskandırabilecek her türlü argümanı denemeye hazır. Bu derece nefret etmiş, bu derece o halden, o durumdan kaçacak ve kıskançlığını zirveye taşıyacak bir şey istiyor. Ve hemen ertesi gün ilk hadisesi oluyor. Neyle bağlarsınız bunu? Kıskançlığı zirve yapmış bir kadının intikamı olarak algılarsınız. Nitekim Turner gibi İslam düşmanları da böyle algılamıştır. Ve bugün biz Şii tandanstan olsun, Sünni tandanstan olsun, düşünürlerimiz, yazarlarımız eliyle böyle bir hadiseyi hemen akabinde gerçekleşen bir ilk hadisesiyle birlikte okuyoruz. Aklınıza hiçbir şey gelmese, ben bir kadınım, bu kadın kıskançlığının öcünü aldı diye bir şey gelir aklınıza. Ve burada çok lakayt bir kurgu yapmış romancılarımız maalesef. Hümeyra'nın anılarını ayrı tutuyorum. Çünkü Hümeyra'nın anılarında Hazreti Ayşe, dediğim gibi Şiilerin bakış açısıyla anlatıldığı için çok 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 problemli. Pornografiye varan, Doğan Yayıncılık'tan çıkmış bir şey var. O bizim kriterimiz değil ama alınış şekli itibariyle bizim çok önemsediğimiz yazarlar tarafından benzer kurgularla bize taşınmış olması çok büyük bir problem. Zaten romanlar boyunca Hazreti Hatice Ayşe'yi biz hep kıskanan, hep kıskanan, her sabah kalkıp diğer kadınlarla, diğer kadınlara ne tür bir oyun kurabilirim de onların gecesini çalabilirim
ifadesiyle sürekli kıskançlığı etrafında dönüp duran bir kadın olarak görürüz. Bunu da bütün yazarlar, bunu anlatan yazarlar şeye bağlarlar. Aşkı o kadar büyüktü ki buna sebep oluyordu. Yani aşkından hani hiçbir kusuru, hiçbir günahı yok. Aşkı buna sebep oluyordu gibi bir ifadeyle bize gerçek Ayşe profilini gizlerler. Gerçek Ayşe profilinde ne var? Biz biliriz ki o ilk Müslüman fakihtir. İlk Müslüman hadisçidir. Akabinde biz biliriz ki Allah Resulü'nden sonra ilk İslam toplumunda Müslüman erkeklere karşı baş kaldıran kadındır. Zaten şahsen bugün Müslüman erkeklerin Müslüman kadınlara karşı söylem bazında da olsa bu kadar tahakküm kurmasının nedenini Hazreti Ayşe'nin baş kaldırmasından sonra Emevilerin, Abbasilerin, daha sonra işte Selçuklar ve Osmanlılar gelir. Hep kadını baskılamasından dolayı kaynak olarak baskılamasının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Hazreti Ayşe'yi düşünün. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali'ye karşı bir baş kaldırıya girişiyor Hazreti Hatice ve Ayşe. Ve Allah Resulü'nün bu kadar sevdiği, bu kadar koruyup gözettiği bir kadın. Toplam 40 bin asker topluyor etrafına Hazreti Ayşe. Ali'nin etrafında ise 30 bin asker var. Ve Cemel vakasında, Sıffin vakasında karşılaşıyorlar. Bu vakada karşılaştıklarında kadınların tarafı yeniliyor, Ayşe'nin tarafı yeniliyor. Burada birçok biliyorsunuz istenmeyen olaylar gerçekleşiyor. Hazreti Ayşe'nin etrafında 40 tane de kadın var ayrıca. Ve bunlar Medine'ye Hazreti Ali gözetiminde getiriliyorlar. Hazreti Ayşe kendisini eve hapsediyor ve bir daha İslam tarihinde ikinci bir örneği görülmeksizin kadın hareketi tamamen kapanıyor. Hazreti Ayşe ne iddia etmişti? Neyle yola çıkmıştı? Haksızlıklara karşı katillerin maktullerin katili bulunsun diye çıkmıştı ortaya. Yani başka bir amaç, başka bir hedef için çıkmamıştı. Fakat tabii özelde Hazreti Ali'ye karşı bir takım olumsuz tavırları olduğu da söyleniyor. Bu konumuzla ilgili olmadığı için çok giremiyorum. Ama temelde direnen bir Ayşe profili var. Adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı direnen bir Ayşe fotoğrafı var. Hazreti Peygamber'in vefatından 10 sene sonra eline Mekke'nin civarında eline takunyasını alarak Allah Resulü hala aranızda bu takunya çürümedi diyen, direnen bir Ayşe profili var. Bu profillerin hiçbiri şeyde yok, romanlarımızda yok maalesef. Varsa yoksa işte eşini kıskanan, gözeten, koruyan, işte aşkından deli divane olan bir hani böyle pembe dizeye yakın hafif de böyle bir de genç ve cıvıl cıvıl olmasını da verdiği bir popülerlikle bir Ayşe profili çizmiş. Bizi ne kadar cezbediyor? Bizi çok cezbediyor bu Ayşe profili. Çünkü biz sabahtan akşama kadar dizilerde, filmlerde bu tür Ayşe profilleri görüyoruz. Hani çok da ayrı böyle direnen, dayanan bir Ayşe profili bize lazım değil. Görüyorsunuz yani erkek egemen toplumun toplumsal cinsiyet olarak kadını ikinci plana ittiği imajını sürekli besleyen, pekiştiren, böylesiniz, iyisiniz. İşte bakın burada birkaç da toplantı yapıyorsunuz. 10-15 insanı da çağırabiliyorsunuz. Hani kadınlar istediği her şeyi tamam daha ne istiyorsunuz? Yani gerçek Ayşe profilinden size ne? Gibi bir maalesef algı var. İş kadını profilimiz var. Biliyorsunuz Hazreti Hatice aynı zamanda bir iş kadınıydı. Fakat romanlarımızın çoğu şöyle yapmışlar. Demişler ki ya Ayşe, Hatice iyi güzel şeydi de iyi bir iş kadınıydı da hep bir dulluk profiliyle geri kaldı. Böyle bir sindi. Hani bir erkek olsa da başımda, hani benim işimi gücümü o yönetse. Kervanlar sahibi bir Hatice'den bahsediyoruz biz halbuki. Hem iki eşinden kendisine mal kalmış, hem babasından kendine mal kalmış. Yemen'e kadar uzanan bir kervanın varlığından haberdarız. Siyer kaynakları vasıtasıyla. Böyle bir kadın yok. Zaten birazdan göreceğiz bir Ayşe, Hazreti Hatice romanında sabahtan akşama kadar Hazreti Peygamber'in yolunu gözleyen bir Hatice var. Okuduysanız siz de şahit olmuşsunuzdur bu Hatice profiline. Şurada, evet şurada olacak. Dolayısıyla iş kadını profili de bizim görmemiz gereken bir iş kadını profili değil. Hep bir
erkeğe ihtiyaç duyan, bu nedenle işte çocuklarını babasız yetiştirmeyi çok düşün, bu kadar düşkün, bu kadar zavallı bir iş kadını profiline. Zaten hemen çarçabuk Hazreti Muhammed'i de bulur bulmaz bütün malı ona tevdi ediyor, kendisi geri diyor. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Gerçek siyer kaynaklarında asla böyle bir şey yok. Hatta bu romanda şöyle enteresan bir şey vardı. Deniz nedir diye soruyor Hazreti Hatice. Deniz nedir diyor. Filo nedir diyor. Çok şaşırdığım bir şeydi. Kaç tane filosu var bu iş kadınının? Deniz aşırı Kızıldeniz'e ticaret yapan bir kadın ve denizin varlığından bu kadın habersiz. İlginç. Sonra gene Hazreti Hatice nezdinde böyle gitmeye hazır bir kadın profili var. Saatimiz kaç? Ne kadarımız var? Vaktimiz var mı? 3.30. Peki. Aşarsan beni uyarın lütfen. 3 çeyrek. Tamam. Tamam. Gitmeye hazır melankolik kadın tipi. Heh, tam da biz işte. Yani kocamız bir şey söyler. Acaba ayrılayım mı? Acaba boşanayım mı falan? Hazreti Hatice sürekli bu şekilde valiz kapının dışında ve Atik ikinci eş olan Atik'e karşı hiçbir diyaloğu yok. Sürekli suskun, sürekli sessiz, kafasından ayrılıklar planlayan valiz kapının kenarında hazırlamış gidecek. Ama ne kadar enteresan ki aynı bizim gibi o valizin içinde bir sürü şey var. Birazdan göreceğiz. Böyle süslü püslü acayip bir Hatice profili çizilmiş. Hani bizim eşlerimiz bize sahip oldukları için çok memnun olmalılar. Çünkü biz çok sade insanlarız. Öyle bir Hatice profili çizmişler ki o Hatice'yi bugün buraya getirmiş bir kadın erkek evlenmek istemez. Öyle bir Hatice profili çizmişler. Aşkı için mutsuz kadın profili. Şu romanı okuyanınız var mı? Yok. Bu roman üçe ayrılır. Bu romanın ana temasını üçe ayırır yazar. Bir, Hazreti Peygamber'le tanıştıktan sonra üçe ayırır ömrünü Hazreti Hatice'nin. Şöyle anlatayım baştan. Hazreti Peygamber'i işi ona tevdi etmek için, kervanın başına koymak için çağırır. Evine çağırır Hazreti Hatice. İş görüşmesi yaparlar. Seni tamam der, kabul ediyorum, alıyorum kervanımın başına der. Ve o an ama hemen tamam der yani bu benim eşim de olabilecek bir insan kafasına takılır. Ve yolcular Hazreti Peygamber'i nasıl karşıladığına dair sayfalarca işte halılar silinir, yemekler yapılır, minderler kabartılır. Geleceğim oraya. Böyle müthiş bir hazırlık. İş anlaşmasını imzalarlar. Hazreti Peygamber alır yükünü yani Hazreti Hatice'nin kervanını alır ve gider. 3 ay yoktur Hazreti Peygamber. Hazreti Hatice o gördüğü Muhammed profilinden müthiş etkilenir. Ve ilk bir ay hasta yatar şeylerde. Yataklarda hasta yatar. Terasla yatak odası arasında gider gelir. Biz öyle bir Hatice okuruz, sayfalarca okuruz bunu. İkinci dönem olarak bunun duygularını yazmaya başlar, yazmaya çalışır. Neler yazmış biliyor musunuz? Henüz ortada hiçbir şey yok. Hazreti Peygamber'e karşı büyük bir aşk duyuyor kendi içinden. Çöl sıcağının altında eşini beklerken, eşini diyor bu arada, bu da ayrı bir problem. Harflere sığınır Hazreti Hatice ve yazar. Ağabı hayatım, açı ortayım, adam, af kapım, afakım, ahdim, aydınlığım, azametim, B'ye geçer. Bahçem, bağlacım, bir tanem, buğdayım, H'ye geçer. Hanım, harım, hasedim, hazinem, hecem, incirim, isteğim, izim, bilmiyorum sabredebiliyor musunuz? Birazcık daha sabredeyim lütfen. Jalem, jestim, cengdanem, harım, raiham, rikkatim, şahikam, şarkım, şattül arabım, şelalem, şekerim, şeyhim, takvimim, tamım, tatlım, türabım, yağmurum, yazım, yazıtım, zamanım, zarfım, züvvarım diye A'dan Z'ye kadar sanki bir sözlük açılmış ve A'dan Z'ye bu ifadeleri kullanır. Defterine yazar. Son üçüncü bölümde ise gelme heyecanını da geçirir. Şimdi burada çok ciddi bir problem var.
Hazreti Hatice Türk mü, Arap mı? Arap. Onun Farsça bildiğine dair bir bilgi yok. Çok bilgili bir kadın falan diye geçiyor ama Farsça biliyor mu? Arapçası ne kadar, ya da bir, hani eğitimine dair hiçbir şey yok zaten. Bize örnek olabilecek hiçbir şey yok. Bu sıralama Türk alfabesine göre bir sıralama. Arap alfabesi ise Elif'ten Y'ye doğru gidiyor. Şimdi müthiş bir hani teknik bir hata. Teknik bir hata. Eğer siz yazacağınız profille bu kadar özdeşleşemezseniz okuru zaten özdeşleştiremezsiniz. Artı Fars alfabesinde J yok, Ö yok, P yok. Burada Türk alfabesine göre yazılmış bir Hazreti Ayşe profilinin bir aşk serenatı var. Ve 1,5 sayfa boyunca bu devam ediyor. Ben burada şunu düşünüyorum. Ben bir okuyucuyum. Bana neyi veriyor? Hazreti Hatice ne yapmış? Bana neyi veriyor? Büyük bir boşluk. Sadece edebiyat yapılmış. Bu kadar. Maalesef. Artı Hazreti Hatice'nin 10 tane çocuğu yok muydu? Allah aşkına bu çocuklarla 3 ay boyunca kim ilgilendi? Bu kadın bu çocuklarla hiç ilgilenmedi mi? Hiç hallerine, ahvallerine bakmadı mı? Sürekli konakta hasta, yarı hasta, işte terasa çıkan, yatak odasına giren, gidip gelen bir kadın profili. Bunun dışında Hazreti Hatice'ye dair hiçbir şey yok. Aşkı için mutsuz olan kadın profili. Aslında bize benziyor bu kadın. Bize benziyor. Demek ki yazarlar aslında çok enteresan bir şey yapmışlar. Bu söylediğin özelliklerin hepsi bize benziyor. Bize anlatmış. Modernist yaklaşmışlar. Size çok şiddetle bir şey tavsiye edeceğim. Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nuru'nun ilk 19 sayfasını önereceğim. Şiddetle öneriyorum. İlk 19 sayfasında daha şeye girmez, o da bir siyer yazmak ister. Çünkü bizim tarihimizde şöyle bir şey vardır. Biz hepimiz yazarsak eğer muhakkak surette ömrümüz boyunca bir kez Hazreti Peygamber'i yazmak isteriz ki bize şefaat vesilesi olsun. Böyle bir inanış var. Doğru yanlış, böyle bir inanışımız vardır. Necip Fazıl da yazmak ister. Söylediğiniz nokta çok enteresan. Necip Fazıl 19 sayfa boyunca der ki, ne olur der Allah Resulüne. Sana yaklaşabilmenin imkanını bana yarat der. Eğer der, ben sana bu vesileyle yaklaşabilirsem, çok enteresan bir şeydir, senin ummanında boğulmak isterim, ne olur beni kendi kıyımdan uzaklaştır der. Bu çok çok enteresan bir şeydir. Yani Necip Fazıl kendi kıyımda durarak bir ip atıp Allah Resulü'nü ve insanları kendi kıyısına çekmiyor. Beni kendi enginliğinde boğulsam dahi, kaybolsam dahi kıyımdan artık uzaklaştır diyor. Kıyımız ne bizim? Aidiyetlerimiz, zaaflarımız, boşluklarımız, tutkularımız, temel işte modernist felsefemiz, mantalitemiz, bağlı olduğumuz ailemiz, çoluk çocuğumuz, uğruna hiçbir şeyi feda edemeyeceğimiz aidiyetlerimiz bizim kıyımız. Eğer siz bu kıyıda durursanız, onun enginlikteki hayatına iki şekilde ulaşabilirsiniz. Ya bu kıyıları feda etmek pahasına o enginliğe açılıp, Necip Fazıl'ın söylediği gibi, hatta kendimi kaybetmek pahasına, o ummanda boğulmak pahasına diyerek ulaşırsınız. Ya da aynı söylediği gibi hanımefendinin bir kement atarsınız. Kim geldi? Hazreti Hatice. Çek kendine. Buraya al. Modernist mantalite. Ayşe mi düştü? Aa evet bak Ayşe bizim gibi kıskançmış. Bizim gibi hastalıktan yanıp yakılıyormuş. Hani biz deriz ya psikolojini sağlam tut her şeyin sağlam olur. İşte size Ayşe. Çek al Ayşe'yi al. Bakın bize ne güzel örnek. Biz onların hayatına değmemişiz bu romanlarda. İki atıp çekmişiz, kendi hayatımıza yamamışız. Birazdan hele göreceğiz, müthiş tüketici bir kadın profili var ki, biraz önce söylediğim gibi, erkekler o kadın profilleriyle asla evlenmeyi düşünmezler, hayatlarına dahil etmeyi düşünmezler. O kadar şımarmış ve o kadar tüketime endekslenmiş bir kadın kimliği.
İşte söylediğiniz yazarlar kendi modernist mantalitelerinden hareketle o kadınları bizlere yaklaştırmaya çalışmışlar ve böyle profiller çıkmış ortaya maalesef. Evet, şeye geldik. Tüketici eğilimli kadına geldik. Şimdi size bazı pasajlar okuyarak geçeyim burayı. Özellikle Hazreti Hatice zengin olmasından dolayı müthiş tüketici bir kadın profili çizer. Ama hepsi her nedense onu bu profiliyle değil de yani tüketen kadın tabii ki öyle bir şey söyleyemezler. Varlığının kendisini getirdiği yüksek konum olarak görürler. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. Varlığınız başka insanlara karşı diyargam olmanızla değerlidir. Allah yalnızca takva ile sizi kendine yakın bulur. Ayetlerine zıt bir şey var burada. Diyor ki Hazreti Hatice için Şam'dan gelen en nadide esansları taşıyan seçme kervanların eli açık ilk müşterisiydi. Dünyanın en kıymetli ipeklerini, kadifelerini sırtlanmış Yemen Katarlarının uğrak yeriydi Hatice'nin konağı. Önce Hatice'nin konağına dökülürmüş o. Önce Hatice seçermiş, arkasından ticaret. Sanat değeri yüksek aksesuarlardan hoşlanırdı. Şu roman. Sanat değeri yüksek aksesuarlardan hoşlanırdı. O alamayan ve takamayanları da nazara alarak süslenirdi. Kaliteden ödün vermeyen tercihleriyle hoş ve zarif giysilerden hoşlanırdı. Takılarını en mahir kuyumculardan işletirdi. Zarif bilezikler, telkari yüzükler ve su gibi işli gerdanlıklar takardı. İnce işçilikli takılardan hoşlanırdı. Gümüş üzerine işli firuze yüzükler, ben tasavvur edemedim. Gümüş üzerine işli firuze yüzükler. Nasıl? Yazar kuyumcuda görmüş, yazmış olur. Vallahi bilemiyorum artık. Akik taşlarıyla süslü gerdanlıklar, küpeler, bilezikler takardı. Tanınmış sanatkarların elinden çıkmış, ince danteleler kadar özgün takılar, özgün kıyafetlerini tamamlardı. Bir de orada diyor ki alamayan ve takamayanlara da nazara alarak takardı. Ya bu kadın bu takıları hiç takmıyor ya da onları nazar alarak nasıl takıyor? Mesela hediye etme kültürü de yok burada. Benim aklıma ilk o geldi. Şöyle tasavvufta şöyle bir anlayışınız vardır değil mi? Çok beğendiğiniz bir yüzük vardır. İki tane alırsınız. Birini diğerine hediye ederseniz o size helal olur gibi çok ince bir tasavvufi kural vardır. Zerafet var. Böyle bir şey hiç yok. Hiçbirinde maalesef. Biz buna bakmadık. Bakış açısı da evet olmuş ama hocam gibi bakmadık. O şekilde düşünmedik. Alıştık ya böyle görmeye, böyle okumaya. Aynen. Bakmadık. Evet, okuduk. Hani bakmakla görmek arasındaki fark. Siz gördünüz neden bakış açınız farklıydı? Biz sadece onu tanımak adına okuduğumuz için kimmiş diye düşündüğümüz için merakla sadece. Yanlış mı? O nedenle hocam çok daha farklı okullardan tabii biz bunları okurken, okumadan önce şöyle bir şey geldi aklımızda. Burada böyle bir kalsın. 2000'den sonra bu tür romanlar fazlalaşmış. Mesela şu kaçıncı? 57. baskıda. Hakikaten de öyle. Yani gerçek, bu rakamlar gerçek. Çok yüksek satışlar yapılmış. Fakat 2000'den sonra sosyologlar gittikçe olumsuza doğru dönüşen bir Müslüman kadın profilinden bahsediyor. Burada bir zıtlık yok mu? Yani 2000'den bu yana bizim dini romanlarımız, kadına dair dini romanlarımız çoğalırken 2000'den bu yana kadın profili, muhafazakar kadın profili sürekli olumsuza doğru değişmiş. Mesela nedir? Hepimiz birbirimizle çok şey konuşabiliriz, açık konuşabiliriz. Mesela başörtüsü çok fazlalaşmış. Başörtüsü şekilleri çok fazlalaşmış. Tolerans çok fazlalaşmış. İşte eskiden pantolon giyen kadın çok dışlanırken hala belli yerlerde öyle. Şimdi çok normalleşmiş. İşte
çarşaflar çok daha azalmış. İşte peçe zaten mesela ikinci meşrutiyette peçesiz kadın yok. Peçesiz gidelim diye hareket eden kadınları sürekli şeyler yargılamışlar. Alimler, ulema falan hep şey yapmış, tepki vermiş. İkinci meşrutiyette kadınlar sürekli böyle. E şimdi bize bakıyoruz, biz de birimiz peçeli olsak Allah Allah falan deriz. O kadınların günahı neydi diye bir soru soruyoruz. Sürekli değişen ama sürekli olumsuza doğru giden, sürekli daha fazla yalan söyleyen, daha fazla sadakatsizlik gösteren, daha fazla mal düşkünü, daha fazla tüketici, daha fazla aileyi dinamitleyen özellikleriyle öne çıkan bir kadın profili var. Peki, edebiyat topluma ayna değil miydi? Yani bu paradoks, o halde diyoruz bu paradoksta, bu romanlarda ne var ki bu kadınlar hiç örnek almıyorlar, biz hiç örneklik oluşturmuyoruz. Şeye benziyor bu. Hazreti Peygamber'i erkeklere biz örnek verirken ne deriz? Hep deriz ki kendi dikişini dikerdi. Acaba toplumuzda kaç tane kendi dikişini, size de sorayım, kendi dikişini diken erkek var? Yok, ama biz erkeklere hep bunu söyledik. Yani örneği verirken gerçekten kendi dikişini dikebilen erkek yaratmak için söyledik. Aksi halde Hazreti Peygamber'i hayat içine nasıl katarız biz? Yani sarıkla cübbeyle katan erkek var zaten. Dikiş dikerek de katan erkek var mı acaba? Çünkü bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey o. Benim eşim sarıkla cübbeyle elime gelse bana bir katkısı yok. Ama dikiş dikse, ne bileyim şu gömlek düğmesi değil mi, çok problemlidir onu dikmek. Yani onun bir tanesini alıp uğraştığını görsek evet deriz. Doğru, örneği doğru vermişiz deriz. Ve bu kadınlar için çok daha fazla örneklik demek. Bir Hazreti Peygamber var, kaç tane Ehl-i Beyt eşi var. Ve hepsinin karakteri de çok enteresan. Birinin karakteri bana uyar, Ayşe bana uyar, Hatice size uyar, işte Zeynep size uyar. Yani hepimizin daha fazla done alabileceğiniz malzeme çokken nasıl bu kadar çabuk tüketmişsiniz? 57. baskıya gelen bir Hazreti Hatice'yi demek ki toplumda okumayan kalmamış iken nasıl oluyor da ben kendi kıyımdan kopmadan ona gidebilmişim, ona ulaşabilmişim? Sadece okuyabilmişim işte. Söylediğiniz olay önemli. Her okur bu paradoksu görerek okumaz bu romanları. O konuda sizi anlıyorum. İşte bu nedenle de hocam Fatih Andı'nın, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi dekanı aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı'nda, Fatih Andı'nın bu konuda çok büyük çabaları oldu. Aslında benim tezim onun sorduğu sorulara cevap vermek üzerine peşine düştüğüm bir şeydi. Allah razı olsun, çok o konuda yol açtı ve devamında da hala Hazreti Peygamber'i edebiyatta anlatabilir miyiz diye sempozyumlar düzenliyor, çalıştaylar düzenliyor. Hatta 2 ay önce birinci çalıştay, 1 ay sonra da ikinci çalıştay gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi sayfasından izlerseniz görebilirsiniz. O çok daha sert eleştirilerde bulunuyor. Şurayı devam edeyim hemen. Mesela Hazreti Zeynep anlatılırken, Hazreti Zeynep'in üzerinde giydiği, birisi kapıyı çalıyor, kapıyı açarken dahi üzerine giydiği kaftanın kollarının işinden falan bahsediliyor. Sırtında yeşil ipekten sırmalı bir kaftan vardı, kapıyı açacak. Yani biri kapıyı çalıyor, kapıyı açmaya giderken tasvir ettiği kadın tipi bu. Yemen işi elbisenin kol ve etek uçları gümüş tellerle işliydi. Parmağında duran sanat harikası yüzük değerli taşlarla kaplıydı. Kapı açmaya giden bir kadın bu. Tabii, size biraz önce bahsettiğim bu Hazreti Peygamber'i iş görüşmesi için aldığı sahne var ya Hatice'nin. Ev o kadar enteresan dekore edilmiş ki hakikaten ben hiç izlemedim ama videolarına baktım Muhteşem Yüzyıl. Kesinlikle Muhteşem Yüzyıl odasına benzeyen bir şey var. Sedef kalkmalı sedirler. Bakın var mı acaba Muhteşem Yüzyıl? Kesinlikle daha azı vardır belki de. Sedef kalkmalı sedirler Şam işiydi. İnce işli buhurdanlıklar, telkari gümüşler bu ev dekorasyonu. Ayaklı kaseler, ayaklı kase, ya kadeh aslında değil mi? Evet. Ayaklı kaseler, billur sürahiler şeffaf duyguların aynasıydı. Abanoz ve gül ağacından yapılmış ahşap eşyalar el emeğinin en ince zarafetini yansıtıyordu. Mutfak takımlarını Yemen gümüşünden seçmişti. Zarif işli tepsiler,
gümüş oymalı kandiller, renkli şamdanlar, iç açıcı kilimler hayatı tek güzellikten sıyırıp farklı iklimlere götürüyordu. Yazar o kadar coşmuş ki şu romanda aynı paragraf bir 30. sayfada yanlış hatırlamıyorsam bir de 70. sayfada aynen alınmış. Yani o kadar bir coşku var ki böyle şeye karşı, hani lükse karşı. Ama çok özür dileyerek söylüyorum, o noktaya da bir değineceğim. Ben yazarlarımızın hepsini tanıyorum. Son derece mütevaziler. Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine bir derneğin de başında bulunan Nurdan Hanım, çok severim kendisini, tanışırız. Yazar profillerimiz de bu söylediklerimle örtüşen şeyler değil. Öyle bir yanlış anlama olmasın. Son derece mütevazi, kamu vicdanına çok yakın insanlar, Müslüman vicdanına çok yakın insanlar. Ama biz romanlara bakıyoruz. Romanlarda böyle bir paradoks var. Çok özür dilerim. Toparlayabilirsin. Tabii, olur. Soru cevaplar şeklinde değil. Hemen. Hülasa edersek, zaten benim de iki sayfam kalmış. Hülasa edersek bu romanlarda sessiz, sakin, kendi bireysel hayatı etrafında dönen, pasif, herhangi bir iddiası olmayan kadın tipleri var. Ama en önemlisi de şu, Allah Resulü, buradan nasıl çıkıyoruz? Ben bunu sonuna kadar getireyim. Tamam. Allah Resulü 40 kişilik bir şeyle yolculuk yapıyor, biliyorsunuz. Tamam. 40 kişilik, şu grafikleri de hemen açayım size. 40 kişilik insanlarla, 40 kişiden oluşan bir şeyle, kafileyle Mekke'den Medine'ye çıkıyor. Değil mi? Az insanla, bir avuç insan. İçlerinde 12 tane kadın olduğu söyleniyor. Bu 12 kadından romanlarda eser yok. Niye eser yok? Yani niye eser olmalı? Niye olmalı? Olmalı, olmak zorunda. 12 kadın kimdi? Sadece isimleri var bir romanda, o kadar. İsim olarak geçmiş. Yeni bir toplumu inşa ederken eğer bu kadınlar önemli rollere sahip olmasalardı Allah Resulü'nün başarılı olması çok çok zorlaşırdı. Yani toplumu yapıcı, toplumsal rolleri üstlenici kadın tipleri olmasaydı o hicrette, Medine'ye geldikleri zaman hiç kimseyi tanımadıkları, bilmedikleri bütün ilişkilerin, o sosyal ilişkilerin zeminini aslında kadınlar attı, o 12 kadın attı. Nedir mesela? Siz hiç gördünüz mü şimdi kapıya bir erkeğin çalıp merhaba biz komşu olarak geldik nasılsınız diyen? Bunu kadın yapar. Yani kadın diyoruz ya ailenin çekirdeğidir. Gerçekten öyledir. Peki o toplumda öyle değil miydi ki bu kadınlar hep bu yönleriyle ortaya çıktılar? Toplumun çimentosuydu kadınlar. Eğer toplumun çimentosu olmamış olsalardı Hazreti Ayşe 40 bin insanı arkasına toplayamazdı. Bakın Hazreti Ali 30 binle kalıyor. Demek ki güçlü bir kadın şeyi var, söylemi var, güçlü bir kadın direnişi var. Zaten ne olduysa Ayşe'nin baş kaldırmasından sonra oldu. Ondan sonra bütün Müslüman kadınların kesinlikle ve kesinlikle evlerinden çıkmamaları, namazlarını mescitte değil evlerinde kılmaları, bayram namazlarına gitmemeleri üzerine, yani sürekli kapının içindeki kadın, kapının dışına çıkmayan kadın profilini yoğunlaştıran bir sürece başlıyoruz. Bu şeyde son söz olarak bu grafiklerde Hazreti Peygamber döneminde toplumu inşa eden kadınların yüzdeliğine bakıyoruz. Bunlar hep bilimsel veriler arkadaşlar. Bakın hepsi bir şeyde çalışmış. Kadınların ticarette yaptıkları mesleklere bakar mısınız? %4 aktarlık, bugün bizim bildiğimiz ne diyorsunuz? Aktar mı diyoruz? Aktarlar. Ot satanlar, aktarlar. Ama o dönemde eczacılıkla özdeşleşmiş bir profil. Doktorlar, hemşireler, bakın doğum için kadının şart ve şart olduğu bir toplum. Asla erkek doğum yaptırmıyor. Şimdi böyle bir toplumda hiç bilgi vermiyorsunuz bu romanlarda. Doğum yaptıran kadınlarla alakalı olarak. Ya da ölüm merasimlerinde çocuklara düzenlenen ölüm törenlerini sürekli kadınlar sahipleniyor. Hiç böyle bilgiler yok. Hiç.
kadınların savaşlardaki etkinlikleri zaten Allah Resulü savaşa gittiği zaman ya Ehl-i Beyt'inden 3-4 kişiyi götürüyordu ya 2 kişiyi götürüyordu ama muhakkak surette ben de gelmek istiyorum diyenlerin dışında mecburen hizmet vermek üzere giden kadınlar vardı. Bu romanlarda hiçbiri yok. Sadece Hazreti Ayşe var. Hazreti Ayşe de o da kervanla sefere çıkmışlar. Sefere giderken bile 3 kağıtçılık, 5 kağıtçılık düşünüp ki gecesini, Hazreti Hafsa'nın gecesini almaya çalışan bir profil olarak görünüyor. Kadınların siyasi faaliyetleri ise bu şekilde. Habeşistan'a hicret edenleri görüyorsunuz. Böyle bir şey yok mesela. İlk biliyorsunuz Habeşistan'a hicret edildi. Orada bir doku yoklaması yapıldı. Onlar daha sonra Medine'ye hicret ettiler. Bu kadınların hiçbirinden de eser yok bu romanlarda. Son olarak kadınların katıldıkları savaşlar var. Görüyorsunuz. Bunlar hem gönüllüler hem de mecburen katılması gerekenler. Yani hiç kimse gönüllü olmazsa İslam ordusuna kadın katılmıyor diye bir kural yok. Orada çünkü cephe gerisinde görev almak zorunda kalan insanlar var. Bunlar da kadınlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa düşünceleriniz, varsa itirazlarınız, varsa katılımlarınızı bekliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çok iyi anlattın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu an zaten ben hep kadının güçlü olmasından her zaman böyle düşünüyorum ama bunun dışında böyle bakmak da çok açıkçası.